sadece bir ülkenin adı değil. Türkiye aynı zamanda 100 milyonlarca mazlum, mağdur, mümin için umudun adıdır. Ey benim Müslüman kardeşim, kader ortağı. Güzel ülkem, yıllardır dininden, imanından mahrum bırakan iktidarlar tarafından yönetilmekten bıkıp usanmış, Amerika'nın kuklası hükümetlerin yönetiminden ikrah etmişti. Bunlar düne kadar toplumun önde gelenlerini zindanlara atan, başörtüyü yasaklayan ve ezanın Arapça okunmasını yasaklayarak Türkçe okutmaya çalışan yönetim. İnsanını modern olmak adına dininden mahrum bıraktılar. Düşmanı dost, dostu düşman olarak tanıttılar. Ta ki birileri çıkıp buna hayır, dur diyene kadar. Size gelen emir son derece açıktır. Estakim kema ümit. Ey Müslüman kardeşim, bu lider İslami kimliğini unutmayan, Kur'an-ı Kerim okuyan, Batı karşısında onu yücelten, bedeli ne olursa olsun yetim ümmetiyle övünen ve sarsılmadan yanında durmaya devam eden bir lider. Sadece Rabbine güvenen bu mağrur lideri, önce halkı, sonra da tüm İslam ümmeti bağrına bastı, destekledi ve zafere taşıdı. Daha güçlü bir ilişki ve işbirliğini tesis etmek maksadıyla yönetime el koymuştur. Ey Müslüman kardeşim, peki geçtiğimiz cuma gününden bu yana Türkiye'de neler oluyor? Öncelikle şunu bilmelisiniz. Türkiye'de halk Türk ordusuyla savaşmıyor ve asla savaşmayacak. Kendine Müslüman süsü vermiş, CIA destekli bir kripto cemaat yıllardır gizli bir örgütlenmeyle Türkiye'nin, güzel ülkemin en kritik teşkilatları içerisine sızmayı başardı. Fethullah Gülen liderliğindeki bu terör cemaati önce emniyet teşkilatı, ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri içine sızıp kendi ve patronu Amerika'nın çıkarlarına ters davranan Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek için pusuda bekliyor. Gezi kalkışmasını örgütledi. Fakat hamdolsun başarılı olamadılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu terör örgütünü içine sızdığı devlet kademelerinden ayıklama konusundaki kararlı tutumu onları geri dönüşü olmayan bir yola soktu. Türk ordusu içerisine sızmış ihanet çetesi bir azınlık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin jetlerini, helikopterlerini, tanklarını yasa dışı şekilde Türk halkına karşı kullandı. Cumhur'un seçtiği başkanını öldürmeye çalıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Devlet televizyonuna el koydu. MİT ve emniyet merkezlerini altüst etti. Onlarca üst düzey komutan ve emniyet amirini ellerini arkadan bağlayarak, kafasına sıkarak şehit etti. Hiçbir bilgisi olmayan erbaşları tatbikat gerekçesiyle sokağa döküp halkına vur emri verdi. Emre uymayanları kafasına sıkarak şehit etti. Özgürlük mücadelesi veren yüce halkın üzerinden tanklarla geçip, savaş uçaklarıyla kitleleri bombaladı, otomatik silahlarla halkı tanıdı. Kendi milli iradesiyle seçtiği liderini ve hükümetini harcatmak istemeyen Türk halkı sokaklara döküldü. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti elleri bağlı, hareketsiz kalmadı. İzmir'de bir çağrı yapıyorum. O da şükür. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, orası havalimanında büyük toplanan bir kaosu engelledi. Devlet, polis ve halk tek saf halinde bu hain azınlığı durdurabilmek için beraberdi. Yıllardır sinsice ve sessizce kök salan bir terör yapılanmasını 3 gecede ayıklamak elbette ki imkansız. Şunu bil ki Müslüman kardeşim, biz Gazze için ağladık, biz Suriyeli yetim için kahrolduk. Senin bize vereceğin manevi destek bizim için toptan tüfekten daha kıymetli.
özgür halkımız ne Amerika ne de Batı'dan herhangi bir destek bekliyor. Bu halk sadece seni bekliyor. Bu savaşı ancak sen bilir, ancak sen anlarsın. Kardeşine destek, Müslüman'ın Müslüman'dan başka dostu yok.